Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine naylon, eski naylon iplerle yapabileceğiniz bir çalışma. Tabii farklı ipliklerle de yapabilirsiniz. Hani ben bu ipleri değerlendirmeniz amacıyla bu projeleri hazırlıyorum ama siz elinizdeki farklı iplerle de bu yaptığım modelleri çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi iplerim farklı markalarda arkadaşlar. Bunlar mesela Altın Başak marka. Bunların bazılarının var şeyleri, markaları, bazılarının kaybolmuş zaten. Öz Karlı diye bir marka. Bunları ben çok uzun yıllar önce aldım arkadaşlar. Bunların yoktur zaten. Çok eski bakın. Hatta kağıt bunların altları annemden falan kalmıştır büyük bir ihtimalle. Bu şekilde yabalı olan var. Bir tanesi de farklı bir markaydı. Onu bulmaya çalışıyorum size. Bu da yabalı. Tanesi daha farklı bir markaydı. Evet arkadaşlar, bunlar da yabalı markaymış. Beyaz iplerim. Şimdi bunlarla yapılışına başlayacağız. Bulamadım, değişik markalar var. Farklı markalar da var benim ellerimde. Bunların içinde yokmuş demek ki. Dediğim gibi siz daha değişik iplerle de yapabilirsiniz. Şimdi ben bunları 3 kat olarak kullanacağım arkadaşlar. 1, 2, 3 kat yapacağım bu şekilde. Her ipimi. 3 kat bunu. Bunların üçünü bir araya getireceğim. Bunların üçünü bir araya. Bunların üçünü bir araya. Hepsini üçer katlı olarak kullanacağım. Onun için biraz tonlamalı gibi yaptım. Böyle hani biraz da ebruli gibi görünsün diye. Tığım da onun için 10 numara 1,11 metreymiş tığım da arkadaşlar. Makasım ve çakmağım var. Geçişlerde kullanmak amacıyla. Bütün malzememiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Şimdi bakın 3 ipimi bir araya getirdim ve başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 tane zincir çektim. Ve başlangıçtaki zincire batıyorum. İpimi de dolandırtıyorum üstünden. Kaydırmalı ilmek yapıp bitiriyorum buraya. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve gözün içine batıyorum arkadaşlar. 1, 2 seferde çekiyorum. Daha sonra yine aynı yere batarak 1, 2 seferde çekiyorum. Aynı şekilde çalışmaya devam ediyorum. Şimdi zincirle beraber sayıyorum. Bu 1, 2, 3, 4 diyorum. Buraya 60 tane ikili trabzan çalışıyorum arkadaşlar. 5 oldu. Devam edeceğim bu şekilde. Evet arkadaşlar. 59, 60. 60 tane ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde bir göz oluşturdum burada. Sonra 1, 2, 3. zincire batıyorum. Kaydırmalı ilmek yapıp bu sırayı tamamlamaya çalışıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şimdi bu şekilde tamamladım bu sıramı. 1, 2, 3 tane zincir yapıyorum. Yandaki ikili trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2 de çıkartıyorum yine. Yine aynı şekilde bir tane daha yapıyorum. 3 tane yine düşünüyorum buraya. 3 tane olduğunu düşünüyorum zincirle beraber. 1, 2 tane zincir yapıyorum. Üzerine alıyorum.
Hemen yandaki trabzanın tepesine batıp bir, iki de çıkartıyorum. Yine aynı şekilde bir, iki, üç tane trabzanımı yapıyorum ve iki zincir yapıyorum. Yirmi tane bu şekilde üçlü grubumun olması gerekiyor arkadaşlar. 60 ilmeğim olduğu için bu sırayı da bu şekilde dolanacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci sıranın sonuna geldim. Burada iki zincir yapmıyorum, üzerine alıyorum. 1 2 3. zincire batıyorum burada. 1 2 de çekiyorum burayı. Yani iki zincir yerine bu şekilde bir geçiş yaptım buraya. Şimdi 1 2 3 zincir yapıyorum yine. Üzerine alıyorum. Gözün içine batıyorum buradakine. 1 2 tane trabzanımı yapıyorum. Daha sonra 1 2 zincir yine diğer iki zincirin olduğu göze batıyorum. 1 2 de çekiyorum. 2 Şimdi 3 tane yine trabzanımı çalışıyorum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu şekilde çalışarak 1 2 3 4 5 6 sıra bu şekilde 2 zincir 3 trabzan şeklinde 6 sıra yapacağım buraya arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 1 2 3 4 5 6. sıramızın sonuna geliyoruz. Ve 1 Pardon. 1 2 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Yine üzerine alıp 3. trabzana batıp 1 şey 3. zincire batıp ikili trabzanı yapıp sırayı bitiriyoruz arkadaşlar bu şekilde. Şimdi yeşil iplerimizi alacağız. Evet arkadaşlar, şimdi yeşil ipimi aldım. 1 2 3 tane zincirimi yapıyorum. Beyaz ipimi biraz daha çekiyorum. Daha sonra 1 2 3 tane daha zincir yapıyorum. Üzerine alıyorum. Gözümün içine batıyorum. 1 ve 2 de çekiyorum. Daha sonra iplerimi bırakıyorum burada. Üzerine alıyorum. Yandaki göze batıyorum. 2 de çekiyorum. 1 2 3 tane zincir yapıyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 de çekiyorum. Yandaki göze geçiyorum. Bir değişiklik yapacağım arkadaşlar. Bir model vardı aklımda, vazgeçtim. Şimdi 3 tane zincirim yaptıktan sonra aynı yere bir daha batıyorum. Sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yere batıp 1 2 de çekiyorum. Bir daha yapıyorum. Bu da yapraklar olacak. Onları biraz daha büyük yapmak istedim. Daha sonra yandaki göze geçiyorum yine. Bismillahirrahmanirrahim. 2 de çekiyorum. Bir tane daha yapıyorum. 2 de çekiyorum. 1 2 3 zincir. Yine göze batıp 1 2 de çekiyorum. Tekrar aynı yere batıp 1 2 de çekiyorum. Şu şekilde yeşil kısımlar çalışacağım bu sırada arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi iki tane yaptım. 1 2 3 zincirimi çekiyorum.
Bir, iki de çekiyorum yine. Tekrar aynı şeyi yapıyorum. Ve buradaki üçüncü zincirin içine batıp kaydırmalı ilmekle kapatıyorum. Sonra tekrar bir tane daha kaydırmalı ilmek yapıyorum. İçine gelip şimdi burada tuttuktan sonra pembe iplerimi alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi pembe ipimi aldım. Buradan çekerken pembe ipimle çekiyorum. Yeşil ipimi sıkıştırıyorum aşağıdan. Beyazım da vardı çünkü orada biraz kalabalık orası. Şimdi sıkıştırıyorum buraya. 1, 2, 3 tane zincirimi yapıyorum. Üzerine sarıyorum. Alt göze batıyorum. 1, 2 de çekiyorum. Bir daha batıyorum. 3 tane oldu. Şimdi 3. zincire batıp pardon. Şimdi buradan tutuyorum ilmeklerimi. 3. zincire batarak ilmeklerimi toplayacağım. Geri çekiyorum. İçinden geçirip bir zincir yapıyorum. Daha sonra yine aynı göze batıp 1, 2, 3 tane trabzanımı yapıyorum. Ve ilk trabzanın tepesine batıyorum. İlmeklerimi alıyorum. İçinden geçiriyorum. Ve 1, 2 tane zincir çekiyorum. Daha sonra buradaki yeşil iplerimi kesiyorum. Alttaki yeşil iplerin de ucunu kesiyorum. Pembeleri de kesiyorum. Beyazım duruyor arkadaşlar burada. Şimdi biraz sonra devam edeceğim ona. Şimdi iki tane zincirden sonra yandaki göze geçiyorum. Bir, iki, üç tane trabzanımı yaptıktan sonra ilk trabzanın tepesine batıp iplerimi tekrar geçiriyorum. Ve içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Sonra tekrar 3 tane yapıyorum. 1 2 ve 3 tane yaptıktan sonra tekrar ilk trabzanın tepesine geliyorum. Yine ilmeklerimi alıyorum, geçiriyorum. Bir zincir, bir iki zincir daha çekip yandaki yeşilimin ortasına geçiyorum. Bu şekilde küçük çiçekler oluşturuyorum buraya arkadaşlar. Şurada arkadaşlar bir zincirden sonra bir tane zincir çekiyorum. Yani arada tepeyi sıkıştırdıktan sonra bir iki tane oluyor. Yani üç olmuyor zincir burada arkadaşlar. Çok büyük olmasın arası. Evet arkadaşlar, şimdi sona yaklaşıyoruz. Bunu toparlıyorum.
Bir daha zincirimi çekiyorum. Sonuncuya geliyorum. Son motifimi de yapacağım şimdi. Evet, bu şekilde sonuncuyu da tamamlıyorum. Sıkıştırıyorum. Sonra yandaki göze batıyorum. İlmeğimi çekiyorum. Bir sefer çekiyorum. İkinci de beyaz ipimi uzatıyorum aşağıdan. Beyaz ipimle çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi yapıyorum. Gözün içine batıyorum. 1, 2 tane daha trabzanımı yapıyorum burada. Sonra 1, 2 zincir çekiyorum. Çiçeğimin diğer ucuna geçiyorum. 1, 2, 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekip 2 çiçeğin arasına batıyorum. 1, 2 ve 3. trabzanımı yapıyorum. Yine 2 zincir çekeceğim. Şimdi burada pembe ipimi payda olarak kesiyorum. Daha sonra pembenin olduğu kısma çekiyorum ve düğümlüyorum. Kesiyorum. Ve yapıştırıyorum. Yeşilleri de aynı şekilde. Kalan yeşilleri de yapıştırıyorum buraya. Ondan sonra şimdi burada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra beyaz yapıyorum. Sonra tekrar yeşil yapıyorum ve sarı çiçekler yapıyorum. Buraya pembe yerine sarı çiçekler yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 sıra yapıyorum beyaz. Yine yeşilimi yapıyorum ve mor çiçekler yapıyorum onun arkasından da arkadaşlar. 3 sıra çiçeğim olacak bu şekilde. Ondan sonra da 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra en sona yapıyorum. Ve tekrar geliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde ben 3 çiçek demiştim ama boyu kısa geldi daha sonra gözüme. Buraya bir dördüncü çiçek grubu daha ekledim. Bu şekilde 6 sıra beyaz, 5, 5, 5. Bir daha 6 sıra beyaz yaptım çiçeklerden sonra. Şimdi bu kısmı bitiriyorum. Sıra bitiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yapıyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Yandaki göze batıyorum. Bir, ikili trabzanımı yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Ve bir tane daha aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Yandaki göze geçiyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi bu sıranın sonuna geliyorum. Bir zincirimi yapıyorum. Buradaki üçüncü zincire batıp kaydırmalı ilmeğimi yapıyorum. Sonra içine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir yapıyorum. İçine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan yapıyorum. Zincirle beraber olduğu için. Sonra aradaki bir zincirin içine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar bunun içine 6 tane
İkili trabzan. 1 2 3 4 5 ve 6 tane yapıyorum. Sonra araya batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar sıranın sonuna kadar. Evet arkadaşlar, şimdi sıranın sonuna kadar geldim. Bakın bir tane gözüm kaldı burada. Oraya geçiyorum bir tane sık iğne ile. 1 2 3 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 şöyle ölçüyorum. Yeterli. Tam dibine batıyorum yine bir tane sık iğne ile. Yandaki göze batıp şunu da tutturuyorum. Sıkıştırıyorum buraya. Bir tane zincir yapıp ipimi kesiyorum. İplerimi. Daha sonra alt kısmına, trabzanların olduğu kısma sabitliyorum iplerimi ve kesiyorum ve mutlaka yapıştırıyorum buraya. Bu şekilde takma yerimizde yaptık. Şimdi şu kısım için bir tane zincir yapacağız yine. Şimdi burası ne kadar? 10 santim. 30 santim kadar zincir çalışacağım şimdi ayrı olarak. İplerimi alıyorum. Üçünü bir araya. Bir, iki, üç. 30 santim kadar. 10, 20, 30 hatta 40 santim. 5 40 santime yakın bir zincir yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 40 santim kadar yaptım. Kesiyorum ve tekrar dikkatli bir şekilde bu işlemi yapmamız lazım. Uçlarını yakıyorum dağılmasın diye. Burada da aynı şeyi yapacağım. Evet, şimdi bu zincirimizi ayarlıyoruz şuradan. 3 5 3 5 3 5 4 5 4 5 4. Şuraya şunun şurası ortası olduğu için şuradan geçirmeye başlayacağım. Orasını boş bırakacağım. Dolguların olduğu sıradan zincirimi geçiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi orta kısma geldim. Şimdi açık bırakıyorum bunu bu şekilde. Daha sonra içini poşetlerle doldurduktan sonra kapatacağım burasını arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde hazırlamış olduk poşetliğimize. Poşetlerimizi yerleştiriyoruz. Burada altta boşluğu da olduğu için. Bu şekilde poşetlerimizi
görüyoruz. Yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar. Zaten benim çok fazla poşetim olmuyor. Filelerim olduğu için çok fazla marketlerden poşet almıyorum. Arada bir böyle bir tane denk geliyor. Evet. Bu şekilde poşetliğimizi hazırlıyoruz. Askımızı asıyoruz. Şuradan da bağlayacağım. Bir fiyonk atıyorum buraya. Takıyorum buraya poşetliğimi. Buradan üstten aralık bıraktığım için isterseniz koyabilirsiniz. Buradan da alttan çekerek çıkartıyorsunuz poşetinizi. Diğeri de hemen hazırda bekliyor zaten. Bu şekilde poşetliğimizi robomuzun kenarına da astığımızda lazım olduğunda hemen çekip kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar, umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz, severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Abone olmayı ve beğeni atmayı da unutmayın lütfen arkadaşlar. Bir de hangi şehirden ya da hangi ülkeden yorum yazıyorsanız lütfen bana bildirirseniz çok sevinirim. Çok teşekkürler arkadaşlar.